Değerli izleyenler, TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün mesane tümörlerini, mesane hastalıklarını yani idrar kesesi hastalıklarını ve tümörlerini konuşacağız. Toplumda aslında sıklıkla görüyoruz ama ne kadar bilgimiz var mesane tümörleriyle ilgili. Diğer hastalıklar oranla farkındalığımız sanıyoruz biraz az. Bugün bu konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Değerli bir konuğumuz var. Stüdyomuzda doçent doktor Nurettin Cem Sönmez, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geldi yayınımıza bugün. Kendisi üroloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Bugün açılış anonsunda söyledik. Mesane tümörlerini konuşacağız ama ne kadar farkındayız biliyoruz. Çünkü çok daha hani tabiri caizse popüler kanserler var. Çok onlar üzerinde duruyoruz. Evet. Daha sık görüldüğünü düşünüyoruz ama mesane tümörleri biraz sinsi ilerliyor ve çok daha çektiriyor aslında değil mi? Tamam. Biraz öyle girelim ama öncesinde bir mesaneyi hepimiz biliyoruz, idrar kesesi ama mesanenle ilgili bizim bilmemiz gereken ne olduğuna dair bilmemiz gerekenleri sizden öncelikle alalım. Tabii zevkle. Mesane kalça kemikleri arasında yer alan idrar depolamaya yarayan organımız, dediğiniz gibi idrar kesesi olarak bilinir. Böbreklerden süzülen idrarı üreter adını verdiğimiz idrar kanalı mesaneye iletir. Mesane burada idrarı depolar. Uygun ortam, uygun şartta idrarın boşalmasını sağlar. Kas ve sinirden oluşan kompleks bir organ. Önemi depolama fonksiyonu yapar. Depolama fonksiyonu yaptığı için, boşaltma fonksiyonu da olduğu için mesane hastalıkları genellikle bulgu verdiği zaman hastaların yaşam kalitesini çok ciddi şekilde etkiliyor. Bu rahatsızlıklara, esas konumuz mesane tümörü ama rahatsızlıklara çok kısaca isterseniz değineyim. Aslında şöyle, bizim mesane ile ilgili en çok bildiğimiz rahatsızlıklar sistit, kadınların çok sık karşılaştığı ve idrar kaçırma, özellikle ileri yaşlarda, çok doğum yapanlarda genelde olduğunu söylediğimiz idrar kaçırma. Bunlar hakkında aslında biraz kadınların farkındalığı fazla ama asıl mesane tümörleri de daha çok galiba erkekleri ilgilendiren, onlar da daha sık görülen bir şey. Mesane rahatsızlıklarına o zaman biraz girelim, sistit ve idrar kaçırma üzerinde ilerleyelim. Tamam. Sistit, hemen hemen sistit dediğimiz mesane iltihabını, enfeksiyonunu geçirmeyen insan yoktur. Büyük çoğunluk sistit denen hadiseyle hayatının bir kesiminde en azından bir kere karşılaşmıştır. Sistit kadınlarda erkeklere göre çok daha fazla rastlanan bir hastalık çeşidi. Eğer idrar yaparken yanmanız varsa, idrara sık sık kasık bölgenizde ağrı varsa veya idrar yaptığınız zaman idrarınız bulanık geliyorsa, idrarınızda kötü koku hissediyorsanız çok büyük ihtimalle sistit geçirme ihtimaliniz vardır. Sistite ayrıyeten nörolojik hastalıklar, diyabet gibi bir takım hastalıklar, vücut savunma sistemini düşüren hastalıklar daha sık yakalanmamıza neden olur. Bu tür bulgular, yani sistit denen enfeksiyon olduğu zaman ilk yapılacak şey aile hekiminize veya bir üroloğa danışmak. Çünkü çok basit, sadece bir idrar tahliliyle tanı koymak mümkün. Ve antibiyoterapiyle, yani antibiyotik tedavisiyle yine çok basit bir şekilde tedavisi mümkün. Sistiti şununla ilişkilendiriyorlar. Yeterince hijyenik olmaması kadınların. Biraz bununla da ilişkisi olabilir mi sistitin? Aynısı şey kadınlar için de geçerli. Çocuk popülasyon içinde de hijyen çok önemli. Yani çünkü kadınlarda özellikle üretra dediğimiz idrar kanalı erkeğe göre kısa olduğu için alt yoldan, yani hijyene dikkat etmeme nedeniyle çok rahatlıkla enfeksiyon mesaneye geçip sistite neden olabiliyor. Onun için sistit olduğu zaman kadın özellikle üreme çağındaysa mutlaka kadın doğuma da muayene olmasında fayda var. Çünkü bu işi tetikleyen kadın doğumla ilgili enfeksiyonu olabilir. Bunu atlamamak gerekiyor. Bu gerçekten önemli bir şey. Daha ciddi mesanede rahatsızlıklara da neden olma ihtimali tabii ki çok rahatsızlık veren bir hastalık. Var. Bir diğer şeyde idrar kaçırma, ona geçelim isterseniz. İdrar kaçırma da aslında birçok türü var. Yani gençte, yaşlıda görülen, ileri yaşta görülen, nedenleri de değişken türlerine göre. Biraz bundan bahsedelim. Biz daha önce idrar kaçırmayı yayınlarımızda sıklıkla konuştuk. Sıklıkla da ilgi çeken bir konu idrar kaçırma. Ama biz madem mesane rahatsızlıklarını şimdi konuşuyoruz, çok kısa buna da değinelim. Ama asıl konumuz mesane tümörlerine. Ardından geçelim isterseniz. Kısaca değinelim. Yine sistitte olduğu gibi kadın popülasyonu idrar kaçırmada da şanssız. Erkeklerden iki kat daha fazla, kadınlarda inkontinans idrar kaçırma gözüküyor. Aslında idrar kaçırma yine sistitte olduğu gibi hemen hemen herkesin başına gelebilecek bir hadise. Yaşlandıkça, yaşımız ilerledikçe
inkontinans yani idrar kaçırmayla karşılaşma olasılığımız yüksek. Eğer mesanede idrar kaçırmayı engelleyici kaslarda veya sinirlerde güçsüzlük varsa veyahut da bu kaslar aşırı çalışıyorsa bunların ikisi de inkontinans dediğimiz idrar kaçırmaya neden olabilir. Öksürürken, aksırırken, ağır bir objeyi yerden kaldırırken idrar kaçırıyorsanız stres inkontinans dediğimiz idrar kaçırma türüne sahip olma ihtimaliniz yüksektir. Bu tür şeylerde, hastalıklarda kaçırdığınız idrarın şiddeti önemlidir tedavi için. Yani tedavisi çok zor bir hastalık değil. Yeter ki tanısı doğru konulsun. Yaşam şartlarında değişiklikten, pelvik egzersiz dediğimiz bir takım egzersizlerden, ilaç ve cerrahiye giden bir skalada tedavisi mümkün. Stres inkontinansın. Bir diğer türü, yine kadınların aynı zamanda erkeklerin müzdarip olduğu aşırı aktif mesane dediğimiz bulgu. Burada mesane depolama işlemini tam yerine getiremiyor. Ani kasılmalarla hasta idrar hissi duyuyor ve tuvalete gitme ihtiyacını birden fazla hissediyor. Şöyle gecede 3 veya daha fazla sayıda idrara gidiyorsanız, gündüz de 8'den fazla idrara çıkıyorsanız, ani sıkışma hissi ve ani sıkışma hissiyle birlikte idrar kaçırıyorsanız yine aşırı aktif mesane hastası olma ihtimaliniz çok yüksek. Bunun da tedavisi çok zor değil. Genellikle ilaç tedavisi kullanılıyor. Bu mesane içindeki kasılan kasları gevşetmeye yönelik tedaviler kullanılıyor. Onun dışında inkontinans yani idrar kaçırma nörolojik hastalıklarda olabilir. Diğer metabolik hastalıklarda da karşımıza gelebilir. En önemli problem idrar kaçırmada idrar kaçırma tipinin doğru belirlenmesi. Hastaların büyük çoğunluğu kadın hasta olduğu için ürolojiye geldiği zaman erkek doktor da bu tür şikayetlerini söylemede biraz çekingen davranabiliyor. Eğer şikayetlerini tam olarak anlatırsa, doğru tanı konulursa inkontinansın tedavisi de çok zor değil. Kolaydır. Yani, idrar kaçırma hani çeken bilir hani diyoruz. Evet, evet. İdrar kaçıran kadınlar gene de doktora gitmeye o kadar çekiniyorlar ki. Yani çok sosyal bir problem aynı zamanda. Kesinlikle. Özel hayatınız, sosyal hayatınızı her şey etkiliyor. Kesinlikle. Doktora gitmeyince daha da zindan tabii ediyorsunuz. Bir sürü çaresi var. O yüzden bu tarz sorunu olan kadınlarımız hekimlerime başvurusun. Çekinecek hiçbir şey yok. Maalesef kadın ürolog sayısı da çok az olduğu için bilmiyorum. En son rakam nedir Türkiye'de? Erkek çünkü egemen bir branş. Bir elin parmaklarını geçmiyordur. Bir elin parmaklarını geçmiyordur. O yüzden biraz var galiba bazı kadınlarımız da çekiniyor. Evet, evet, yapacak bir şey yok bunda. Evet. Ama tedavisi olduğunu söyleyelim. Evet. Şimdi mesane rahatsızlıklara çok kısa giriş yapmış olduk. Asıl ana konumuz mesane tümörleri. Şöyle girmek istiyorum ama. Şimdi idrar kaçırma, sistit gibi mesane rahatsızlıkları dan dolayı mesane tümörü oluşma riski var mı diye girsem böyle bir geçiş yapmak durumundayım tamam, şimdi. Yapalım. Ondan sonra mesane tümörünü açıklayıcı girelim. Genellikle böyle kronik sistit veya inkontinans mesane tümörüne neden olmaz bildiğimiz gibi. Ama bu nedenle hekime giden bir kadın veya erkek hastanın çekilen görüntülemesinde böyle bir hastalığı varsa yakalamak mümkün. Böyle bir faydası olabilir. Bir tek bir parazit enfeksiyonu vardır. Şistozomiyazis denilen. Bu kronik sistite yol açar. Genellikle de Mısır ve civarında gözüken bir enfeksiyondur. Bir tek bu enfeksiyonda yassı hücreli dediğimiz mesane kanseri türüne rastlarız. O Türkiye'de görülen bir kanser türü değil. Yani ben 20 senelik meslek hayatımda hemen hemen hiç görmedim. Şistozomiyaze bağlı enfeksiyon. Onun dışında kronik işte iritasyon mesela mesane taşları çok nadir olarak seneler içinde mesane kanserine neden olabilir. Mesane kanseri deyince kısaca söyleyeyim çok fazla bilinmese de mesane kanseri bizim ürolojide en sık rastladığımız kanser türü. Prostat kanseri biz biraz daha ürolojide daha popüler olduğu için gözüküyor ama mesane kanseri gerçekten şu an ürolojide en fazla görülen kanserlerdendir. Kadınlar diğer mesane rahatsızlıklarında şanssız pozisyonda ama en önemli hastalık olan mesane kanserinde de erkekler şanssız. Erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla mesane kanseri görülüyor. Bizim verilerimiz çok sağlıklı değil istatistik verilerimiz ama
genellikle yurt dışından veriler veririz biz kanser hastalığı ile ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 yılında her sene ortalama 75 bin kişi mesane kanseri tanısıyla hekimin karşısına geliyor. Her senede 15 bin kişi hayatını kaybediyor. Bunun kadar olmasa da Türkiye'de de ciddi boyutta mesane kanseri hastası var. Bunlar çok sinsi mi ilerliyor nedir? Yani biz hakikaten fazla duymuyoruz. Prostatı çok daha fazla duyuyoruz. Niye biz az duymuyoruz? İnsanlar hekime mi gitmiyor? Nedir bunun şeyi, nedeni? Prostat daha... Söylemiyorlar mı? Prostat diğer hastalığından dolayı da yani prostat, iyi huylu prostat büyümesinden dolayı da 50 yaşından sonra erkekleri doktora götürüyor. Mesane tümörünün belirtisi prostatta olduğu gibi çok belirgin değil. Yani şöyle, isterseniz o konuya da çok kısaca gireyim, nedenlerine girmeden evvel. En önemli bulgusu idrarda kandır mesane tümörünün. Hasta idrara çıkar, bulanık idrar olabilir, et suyu kıvamında idrarı gelebilir veya kan gelebilir ama o kan kesilebilir 2-3 gün sonra. Onun için hasta psikolojikman rahatlar, yani bu iş çok önemli değil diye üstüne gitmeyebilir. Ama 40 yaşından sonra herkesin, kadın erkek, idrarında kan görürse mutlaka üroloğa gidip tetkik yaptırması gereklidir. Çünkü idrarda kan görülmesi böbrekten ta idrar kanalı, mesane ve diğer üretra dediğimiz idrar kanalı boyunca herhangi bir yerde tümör bulgusu olabilir. Başka? Onun için çok çok önemlidir. Mutlaka taramaya gitmesi lazım idrarında kan görürse hastaları. Şimdi şöyle, onun için rutin bir tarama var mı? Şimdi PSA, prostat için bir PSA taraması yapılıyor. Hani daha popüler taramalar bunlar ama biz mesane tümörü madem daha çok görülüyor. Hı-hı. Bunun için rutin bir tarama programı da biz açıkçası duymuyoruz. Yok. Mesane tümörü için tarama programı yok. Mesane tümörünün tek bulgusu hastanın uyanık olması. Dediğim gibi idrarda kan görülmesi önemli bir bulgudur. Yani bir şekilde enfeksiyon için olsun, başka bir şey için aile hekimine veya üroloğa gittiği zaman idrarda kan çıkarsa, ki bu kan parantez içinde ille göze görülür kan anlamında değildir. Mikroskobik kan da mesane tümörü için uyarıcı bir belirtidir. Onun için idrarda kan gözüktüğü zaman mutlaka ve mutlaka tarama yapılması gereklidir. Yaşınız 40 ve üzerinde ise. Peki mesane tümörlerinde, şimdi prostatın iyi huylu kötü huylu tümörü diyoruz. Hı-hı. Mesane tümörleri için iyi huylu kötü huylu diye bir ayırma gitmek mümkün müdür? Burada bunun masum olanı ve kötü çok olanı. Çok nadir olarak papillom tarzı şeyler gözüküyor ama mesane tümörü dediğimiz zaman bizim kanser tabir ettiğimiz hadisedir tümör. Ve çok büyük çoğunluğu, yani %95'in üstünde değişici hücre epiteli dediğimiz bir tür kanserdir. Bu ta böbreklerin üreter dediğimiz kısmından başlar. Bütün mesaneyi bu hücre, değişici epitel hücresi kaplar. Tümör bundan gelişir. Zaten bunu etkileyen de bu kanserin gelişimine neden olan da bu hücrelerdir. Bu hücrelerdeki değişimlerdir. Peki. Şimdi ben biraz tanı aşamasına gelmek istiyorum. Kişi idrarında kan gördü, size geldi. Hı-hı. Ama ondan önce şuna gireceğim. Mesela idrarında kan görmesi bu sürekli midir? Mesela 2 gün görülüyor, 3 gün görülüyor, bir hafta görülmüyor. Burada kesik kesik bir idrardan kan gelme durumu mu var? Hı-hı. Yoksa bu sürekli olması mı tümörün asıl belirtisidir? Şimdi dönem dönem biz bazı konularda belirti hissediyoruz. Birkaç gün sonra geçiyor, aman geçti diyoruz, erteliyoruz. Bu kan gelme olayının sürekli olması mı asıl mesane tümöründen bizi şüphelendirecek bir şey? Çünkü böyle bir durum olursa eğer, kesik kesik geliyorsa ya da bir süre geliyor bir süre gelmiyorsa, biz muhtemelen doktora gitmeyi erteleyeceğiz. Üşütmüşümdür diyeceğiz. Kendi kendimize bir takım yöntemlerle geçireceğiz. Burada biraz aydınlatalım mı izleyicilerimize? Şeyi kesinlikle söyleyeyim, bir kere daha tekrarlayayım. İdrarda kan gelmesi bir kere bile olsa, yaşınız 40'ın üzerindeyse mutlaka inceleme gerektirecek bir durumdur. Yani sürekli gelmesi gerekmiyor. Normalde mesane tümörünün klasik bulgusu, bizim kitaplarda okuduğumuz, ağrısız idrarda kan görülmesidir. Evet. Ama bunun istisnai durumları her zaman söz konusu. Bazı durumlarda mesanenin boynunda olan tümörde kan dışında çok sık idrara gitme, idrar yaparken yanma, ağrı gibi bulgular da olabilir. Onun için tekrar söyleyeyim, yani 40 yaşının üzerindeyseniz ve idrarınızda kan gördüyseniz bir kere bile mutlaka girip bir görüntülemeye, ultrasona girmenizde fayda var. Başlangıç aşamasında ilk tetkik olarak.
Onu belirtelim. Şimdi tanı aşamasına geldik. Kişi idrarında kan gördü. Sizi dinledi, gitti hekime. İdrarında ne kadar kan görürse az gördü ya da çok gördü. Hekime geldi. Ürül yok, nasıl bir yöntemle kişiyi tarıyor? Şimdi burada korktuğumuz bir tarama yöntemi var mıdır? Biz genel cerrahi deriz bağırsak hastalıklarında, kolon kanserinde kolonoskopi. Aman kolonoskopi deyince yani husun herhalde yarısı bir duruyor. Kolonoskopi evet, çektirmemek evet, için evet, direniyor. Evet. Burada kişileri zorlayan bir tetkik var mıdır? Tanı aşaması nasıldır? Kolonoskopinin muadili diyebileceğimiz bir tetkikimiz var. Sistoskopi adını veriyoruz. Normalde idrarda kan geldiği zaman bizim onu teyit etmemiz için mutlaka bir idrar tahlili yaptırmamız lazım. İdrar tahliliyle birlikte de görüntülemeye sokuyoruz. Görüntülemeden kastım basit bir ultrason. Evet. Daha komplike tetkiklere, tomografiye, evet, MR'a ilk aşamada ihtiyacımız yok. Evet. Ama ultrason bu işi her zaman açıklığa kavuşturamaz, verifiye edemez. Onun için bu tür hastalarda mutlaka ve mutlaka sistoskopi dediğimiz endoskopik tetkikle idrar kanalından mesanenin içine girip mesane duvarlarını tamamen inceliyoruz. Bu işlem lokal anestezi altında da olabiliyor ama biz genel olarak son dönemde şüphesi yüksek olan hastalarda genel anestezi altında inceleme yapıyoruz. Çünkü eğer inceleme sırasında herhangi bir kaynak veya odak bulursak kazıyarak o tümörü oradan çıkarıp biyopsiyi incelemeye yolluyoruz. Önemli bir şey, onu da söylemek istiyorum size, çok değinmedik ama mutlaka değinmem lazım. Bu tür hastalarda geldiği zaman mutlaka şeyi sorguluyoruz, sigara içimini. Çünkü direkt olarak bu hastalarda sigara içimi çok ciddi bir faktör. Eğer sigara içiyorsa hasta mutlaka sigarayı bırakmasını tavsiye ediyoruz. Şimdi sigara birçok hastalığın nedeni hı hı, biz mesanede hı, bunu hani çok fazla mesane tümörünü konuşmadığımız için çok da fazla bilmiyoruz. Özellikle şimdi kadınlarda biz mesane kanseri daha az görülüyoruz ama kadınları fazlasıyla sigaradan hı hı, dolayı mesane tümörüne yakalanma riskleri oldukça artıyor sanıyorum. Onu da belirtelim hocam. Ürolojide prostat kanseri ile mesane tümörlerini ilişkilendireceğimiz bir şey var mı? Yani sonuçta yaklaşık organlar birbirine. Burada hani ilişki kurabileceğimiz bir şey var mı? Yok, direkt bağlantısı yok. Yani birbirini tetikleyen hastalık değil. Öyle bir bağlantımız yok. Tamam, yani prostat kanseri geçiren mesane tümörü olabilir mi? Yani orada bir bulgu var mı birbirlerine? Mesela sıçrama olur belki. Yani tümör diyoruz. Yayılabilir ama, tümör sonuçta tabii, ama. Tabii o tür durumlar söz konusu ama o farklı. Yani ikisi ayrı kanser türüdür. Dediğim gibi bir tanesi değişici epitelden kaynaklanır. Bir tanesi adone kanserdir. İkisi aynı anda aynı hastada olabilir. Ama ikisinin gelişimi ve tedavisi tamamen farklı olabilir. Onun için ikisini birbiriyle kombine düşünmemek lazım bence. Hocam mesane tümörünün tedavisinde tek seçeneğimiz cerrahi midir? Nasıl ilerler süreç? Geldi, tanıyı koydunuz, sistoskopiyi evet, yaptınız. Burada şimdi bazı kanser türlerinde cerrahi olamıyorsa seçeneğimiz kemoterapi, radyoterapidir. Galiba mesane tümöründe mutlaka o tümörü evet, girip cerrahiyle evet, çıkarmamız gerekiyor. Burada mesane tümörü olan hastayı ne gibi bir süreç bekler, tedavide alırız? Şimdi mesane tümörü mesane tümörü olan hastalarda en önemli şey bizim bu endoskopi dediğimiz tetkiye girip mesaneden o tümör dediğimiz hadiseyi kazıyıp onu patolojiye yollamamız. Bu patoloji sonucuna göre tümörün bundan sonraki seyrinin nasıl olacağı hakkında bir öngörümüz oluyor. Ve buna göre de tedavimizi planlıyoruz. Genellikle ilk aşama her zaman için mesane tümöründe kazımadır. Kazıma dediğim kapalı yolla gidilip mesaneden tümör temizlenir. Her zaman bu böyledir. Neden? Çünkü mesane kanseri tanısıyla karşımıza gelen hastaların %75'i yüzeyel evrede yakalanır. %25'i derin kasa nüfuz etmiş tümördür. Erken evrede yakalanan yüzeyel tümörlerin hepsinin tedavisi kapalı tedavidir. Kapalı tedavi artı buna mukabil mesanenin içine verdiğimiz bir takım immünoterapi dediğimiz veya kemoterapi dediğimiz maddeler var. Bununla birlikte hastayı tedavi ediyoruz. Yalnız şu da önemli. Mesane tümörü adı üzerinde kanser olduğu için uzun soluklu bir hastalıktır. Tek bir ameliyatla tedavisi mümkün değildir. Belli aralıklarla takibi bazen ömür boyu sürebilir. İyi huylu dediğimiz nispeten yüzeyel kanserlerde bile en az 5 sene hastayı
belli aralıklarla, yani üçer aylık periyotlarla endoskopiye sokuyoruz. Endoskopi incelemeleriyle 5 seneye kadar hastayı takip ediyoruz. Bir diğer evre, yüzeyel mesane kanseri tekrarladı veyahut da ilk geldiğinde hastanın tümörü yüzeyel değildi. Mesanenin içine nüfuz etmişti. Bu tür durumlarda artık hastanın kapalı ameliyatla tedavi şansı kayboluyor. Bu tür aşamadaki hastalarda mutlaka sistektomi dediğimiz daha büyük ve ciddi bir ameliyatı uygulamak zorunda kalıyoruz. Yani kısaca mesanesi çıkarılıyor. Mesanenin yerine bağırsaktan suni bir mesane hazırlayıp hastanın bundan sonraki yaşamını bu şekilde sürdürmesini sağlıyoruz. Bu da çok zor bir süreç. Evet, yani bu aşamaya gelmeden bizim mutlaka, bunu önüne almamız lazım. Kesinlikle. Yani bir kanlı idrardan başlayıp giden bir süreç. Evet, aslında. Evet. Yani çok basit bir tetkikle çok erken aşamada yakalanma şansı olan bir kanser ihmal edilirse bu aşamalara kadar gelebilir. Peki, onun için buna çok dikkat etmek lazım. Bir şey soracağım. Yani kanlı idrar gelmesi geciktiğimizin bir göstergesi mi? Yani bu erken evrede olabilir mi? Yani kanlı idrar geç evrede de erken evrede de olabilecek bir şey galiba. Evet, evet. Yani orada hastanın hangi açıdan uyanık olmalı? Yani bunun ağrısı, sızısı, başka bir belirtisi var mı erken evrede gitmesini gerektiren? Ya da geciktiyse hasta ne yaşıyor hani son evrede? Geciktiyse çok daha ciddi problemlerle karşınıza gelir. Yani mesanede tümörün büyümesine bağlı üreter dediğimiz yukarıdan böbrekten gelen idrarın açıldığı iki tane ağızcık vardır. Bazen tümör ilerleyip bu ağızcıkları tıkayabilir. Hasta yan ağrısıyla gelir. Her iki böbrek tıkanıklığa bağlı şişmiş olabilir veya tek bir böbreği şişmiş olabilir. Ona bağlı yan ağrısıyla gelir. Çok büyük tümörlerde tamamen kanalı tıkayabilip böbrek yetmezliğine bile hastayı sokabilir. Bazen hasta tamamen farklı bir şekilde akciğerde problemle gelir. Akciğer incelendiği zaman metastaz çıkar. İncelendiğinde mesanesinde tümör çıkabilir. Bunlar ileri evre hastalardır. Bu hastaları gördüğümüz zaman zaten başka bir kanseri eşlik eden başka bir kanseri olduğu için mesaneye herhalde değil mi sıçrama oluyor? Genellikle mesanedeki hastalığın atlamasına bağlı vücudun başka bir yerinde metastaz çıkıyor. Çok seyrek de olsa böyle hastalar bile karşımıza geliyor. Onun için tekrar programın başından beri söylediğim gibi idrarda kanamayı çok hafife almamak lazım. En düşük yaş grubu mesane kanserinde nedir? Yani siz kaç yaşında en küçük hastanız kaç yaşında mesela? Şey değişti. Oldu. Şimdi bu mesane kanserinde hasta yaşını eskiden bizim asistanlık döneminde bundan 20 sene evvel gördüğümüze göre çok daha fazla değişti. Normalde ileri yaş hastalığıdır. 60'lı yaşlardan sonra gözükür ama bunun istisnaları vardır. Biz 20 sene evvel 90'lı yılların ortasında 40-45 yaşında hasta gördüğümüz zaman şaşırırdık. Bugün çok rahat 20-25 yaşında hastalar karşımıza geliyor. Ya bunu neye bağlıyorsunuz? Bu kadar bunu tamamen sigara kullanımının fazlalaşmasına, sigaranın içindeki karsinojen maddelerin arttırılmasına bağlıyoruz. Çünkü bizim gördüğümüz vakaların %50'si direkt sigarayla bağlantılı. Yani sigara içen bir kişi normal içmeyen kişiye göre 4 kat daha fazla risk altında. Tamamen bu iş sigara kullanımına bağlı bir şey. Tetikleyen de sigaradır. Onun için bu işin bu kadar genç yaşta gözükmesinin sebebi yine sigara kullanımının yaşının düşmesine bağlı. Sizin ürolog olarak sigara bırakmak işte şimdi programı kapatalım yavaşlamış ama mesen tümörü için hani onu söyleyeyim tekrar. Kanlı idrar, kanda idrar, idrarda kan görüyorsak mutlaka kime gidiyoruz? Çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Tedavide gecikebiliriz. Başka sonuçlara doğru itebilir bunu. Yaş kaç olursa olsun onu da söyleyelim. Yani 25-30'lu yaşlara kadar madem mesane kanseri indi geciktirmeden hekime gidelim. Onu söyleyelim. Bir ürolog olarak mesane kanserinin madem baş nedeni sigara. Sigarayı bırakmak için sizin hastalarınıza yaptığınız bir tavsiye vardır. Sizden de ben alayım. Yani nasıl korkutursunuz hastaları ya da neler yaparsınız onu sormak isterim size. Şunu söyleyeyim ya ben kendim çok uzun süre onkolojiyle uğraştım. Evet. Hala da uğraşıyorum. Benim mesane tümörlü hastam geldiği zaman eğer sigarayı bırakmadığını görürsem tedavisini yapmayı reddediyorum. Başka bir merkeze yolluyorum. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Yüzeyel yakalanan, çok saldırgan olmayan bir kanser sigaraya devam ederse hasta daha saldırgan pozisyona da geçebiliyor.
Yani bir seçeneği var, sigarayı bırakacak. Sigarayı bırakmazsa mesane kanseri yüzünden belki mesanesini kaybedecek başlangıçta. Ondan sonra da hayatını kaybedecek. Bu kadar ciddi. Onun için artık Sağlık Bakanlığı hastanelerinde sigarayı bırakma poliklinikleri evet. var. Bu iş kolay değil. Korkutarak bırakmak da kolay değil. Hasta için ne kadar korksa da çok senelerin alışkanlığı oluyor. Genellikle bu polikliniklere gitmelerini tavsiye ediyorum. İlaç desteğiyle bırakmalarını istiyorum. Çok büyük çoğunlukta da başarılı oluyoruz. Çok büyük çoğunlukta. Sigara gerçekten önemli. Keşke sihirli bir değnek olsa sigarayı herkese keşke. Bıraktırabilsek. Madem bu kadar hastalığın nedeni pençesine alıyor. Ama maalesef gene içilmeye devam ediyor. Çok da bu ayrı bir program konusu. Evet, ayrı bir çalışma. İnce işlenip bunlar üzerine çalışılması lazım. Bu anlamda korkutmak durumundayız. Herhalde evet. başka da yapacağımız bir şey yok diye evet. düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bugün mesane kanserini konuştuk. En önemli bulgumuz idrarda kan görülmesiydi. Bu bulguya sahip herkes varsa ekran başında izleyiciler bir gitsin tarama yaptırsın kendisine. Bu şekilde biz önlemini alalım. Önemli olan sağlığı korumak ve yönetmek ve erken teşhisin önemini de buradan tekrar vurgulayalım. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Nurettin Cem Sönmez. Üroloji uzmanısınız. Şişli Etbal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndesiniz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programının bugün de sonuna geldik. Sağlığınızı koruyabilmeniz ve yönetebilmeniz dileğiyle yayınlarımızın tekrarını tvnet.tv.tr adresinden izleyebilirsiniz. Tam iyilik halinde kalın, hoşça kalın.